Tarsus Belediyesi tarafından restore edilen Kubat Paşa Medresesi, günümüzde tarihi bir yapı olarak korunmaktadır. 1970 yılından 1998 yılına kadar Tarsus Müzesi olarak kullanılan yapı, Aslen Ramazanoğulları'ndan Piri Paşa'nın kardeşi Kubat Paşa tarafından 1553 yılında medrese olarak inşa edilmiştir. Tarsus'umuzu ve tarihimizi daha iyi tanıtabilmek adına videomuza başlamadan önce abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli, iyi seyirler. Medrese, dikdörtgen planlı olup ortada avlunun etrafında 16 oda sıralanmıştır. İki katlı ve tek eyvanlı olan yapı, açık avlulu medreseler grubundandır. Orijinalinde Selçuklu stilinde inşa edilmiş olan medrese, 1970 yılında yapılan onarımlarda orijinal şeklini büyük ölçüde kaybetmiştir. Ancak kesme taştan yapılan yapıda, batıdan görkemli ve süslemeli bir giriş kapısı bulunmaktadır. Medrese odalarının tavanları tonozlu olup, her odada birer ocak yer almaktadır. Ramazanoğlu Beyliği döneminde Tarsus Türkmenleri asaletleri ve savaşçılıkları ile göz doldurmaktaydılar ve Tarsus Türkmenlerine genel tabirle Varsaklar denilmekteydi. Tarsus Türkmenleri veya Varsak Yörükleri olarak da bilinen bir Türkmen grubudur. Adını Varsak adlı bir Türkmen beyinden alan bu grup, Tarsus Sancağı'nda ve çevresinde Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Aydın ve Kayseri gibi illerde yaşamaktadır. Birinci yüzyıla ait Memlük kaynaklarında Tarsus Türkmenleri olarak geçen Varsaklar, Oğuz boylarından biridir. Tarsus Türkmenleri, geçmişte Tarsus'un kuzeybatı ve Silifke'nin kuzeydoğusundaki dağlık bölgelerde yaşamıştır, ancak zamanla Çukurova ve Konya ovalarına yerleşmişlerdir. Varsak Türkmenleri, esasen bir federasyon olup, Ulaş Uçokları, Bayındır, Salur, Kusun, Kuşdemir, Elvanlı ve Gökçeli gibi boy ve aşiretlerden oluşmaktadır. Osmanlı döneminde Varsaklar önemli roller üstlenmiş ve Osmanlı-Memlük ilişkilerinde etkili olmuşlardır. Ramazanoğulları Beyliği'nin kurucularından biri olan Varsaklar, Osmanlı himayesine girmiştir. Günümüzde Varsaklar, Tarsus, Adana, Osmaniye, Tunceli, Aydın ve Kayseri'de yaşamaktadır. Çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla uğraşan Varsaklar, kültürlerini ve geleneklerini korumaya devam etmektedirler. Türk halk edebiyatı ve müziğinde de önemli bir yere sahip olan Varsaklar, Türkmen kültürünü yaşatmaya çalışmaktadırlar. Tarsus'umuzu ve tarihimizi daha iyi tanıtabilmek adına abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli, iyi seyirler. Esen kalın.